Allah Azze ve Celle Duhan suresinin 29. ayetinde buyuruyor ki فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ Gök ve yer onları ağlamadı. وَمَا كَانُ مُنْزَرِينَ Onlara mühlet de verilmedi. Bu ayet İsrailoğulları hakkında Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti hakkında nazil olan bir ayettir ki gök ve yer onları ağlamadı. O bile bugünkü sohbetimizin konusu Hz. Hüseyin Aleyhisselam ile hemrenk olmanın yolları. Ve neden oruç asır geçmesine rağmen İslam ümmetinden bir grup 13 asır önce dünyadan giden şehit olan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a matem yapıyor. Diyorlar ki Hazreti Hüseyin'in babası da şehit olmuş, ona neden matem yapmıyorsunuz? Kardeşi de şehit olmuş, ona neden matem yapmıyorsunuz? Onlardan önce dedesi de şehit olmuş, ona neden matem yapmıyorsunuz da Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a bu şekilde matemler ve her geçen yıl bu matemler genişlemekte. Aynen Erbeğin ruhu gibi. İki mihverde, iki minvalde, iki konuda sohbetimizi bu akşam yapacağız. Muharrem aklın baharıdır. Nasıl Kur'an'ın baharı Ramazan ayı ise Muharrem de aklın baharıdır. Ve Muharrem ayı duygunun baharıdır. Bu ay geldiği zaman akıl insana emreder git Hazreti Hüseyin'i tanımaya çalış. Bu aklın insana emri. Duygu ve kalp, gönül insana emreder git Hazreti Hüseyin'in kervanında kendine yer edin. Neden onun kervanında yer edin? Çünkü Hazreti Hüseyin Aleyhisselam 13 asır önce bir kervan başlattı, bir hareket başlattı. Başlattığı bu kervana bakıyoruz, o kervanda kadınlar için model var. O kervanda çocuklar için örnek ve model var. O kervanda gençler için örnek ve model var. O kervanda yaşlılar için örnek ve model var. Eğer siz Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın insanlık genelde inananlar gözlerde Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın insanlık vitrinine çıkardığı o rol modelleri örnek alır ise örnek alanın iki dünyasında saadet ve avar olur. Müminler Muharrem dendiği zaman akla iki tefekkür gelmekte. Muharrem ayında iki kültür karşı karşıya geldi. İki tefekkür, iki anlayış, iki yaşam tarzı karşı karşıya geldi. Bu iki kültür, iki anlayış, iki tefekkür, iki yaşam tarzı birbirinin zıddına olan tefekkürler, anlayışlardı. Ve Kur'an-ı Kerim birbirinin zıddına olan tefekkürlere, anlayışlara ve etkenlere çok vurgu yapmıştır. Mesela Kur'an Haşr suresinin 20. ayetinde buyuruyor ki لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ وَأَسْحَابُ الْجَنَّةِ Cennet ashabı ile cehennem ashabı bir değildir. Bakın iki zıt kavram. Cennet ashabı, cehennem ashabı. Veya buyuruyor, هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ Hiç görenle görmeyen bir olur mu? Birbirine zıt iki kavram. Bir tarafta gören, bir tarafta görmeyen. Buyuruyor, hiç bu ikisi bir olabilir mi? Veya buyuruyor, هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Birbirine aksi, birbirinin karşısında iki tane zıt kavram. Dünya esasen bu ikisinin içerisinde dönmekte. Dünya zıt kavramların içerisinde cereyan etmektedir. Dünyaya bakın, dünyada adalet de vardır, zulüm de vardır. İkisi de birbirinin aksinedir. Dünyada vicdan da vardır, insafsızlık da vardır. İkisi birbirinin zıddınadır. Dünyada acı da vardır, tatlı da vardır. Beyaz da vardır, siyah da vardır. Bunların hepsi birbirinin zıddınadır. Beşer suresini 9. ayetinde buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Felaha erdi, kurtuluşa erdi. Kim felaha erdi? Kim kurtuluşa erdi? Zekkaha, zekkaha. Demiyor felaha erdi namaz kılan. Demiyor felaha erdi oruç tutan. Demiyor felaha erdi hacca giden. Demiyor felaha erdi efendim zekat veren, omuz veren, şunu yapan, onu yapan. Buyuruyor ki men zekkaha nefsini tezkiye eden felaha erdi. Nefsini terbiye eden kurtuluşa erdi. Çünkü nefis tezkiyesi olmadan, nefis terbiyesi olmadan namaz da Allah'ın istediği namaz değil. Oruç da Allah'ın istediği oruç değil. Hac da Allah'ın istediği hac değil. 13 asır önce Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı Kerbela'da şehit edenlerde çoğusunda hac vardı. Tamamında diyebiliriz namaz vardı. Tamamında diyebiliriz oruç vardı. Ama Hüccetullah'ın katili oldular. Peygamber evladının katili oldular. Neden? Nefis tezkiyesi onlarda olmadığından dolayı. Nefis terbiyesi onlarda olmadığından dolayı. Kur'an buyuruyor ki اَفْلَهَ مَنْ زَكَّى Nefsini tezkiye eden, terbiye eden kurtuluşa ermiştir. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Bedbaht olmuştur. Kendisini harap etmiştir. Kendisini hiç etmiştir. Kim? Nefsini kirleten. دَسَّاهَا Nefsini nelerle insan kirletebilir? İnsan şeytani fiillerle nefsini kirletir. Ve müminler her seneki Aşura hadisesini ehli beyt dünyası canlı tutmaktadır. Aşura ve Muharrem matemleri nefis tezkiyesi için önemli etkenlerden bir tanesidir. Çünkü Muharrem ayında İnsan imamına, Allah'a en yakın varlık aleminde enbiya ve ehl-i beyttir. Muharrem ayında insan o ehl-i beyte yaklaşmaktadır. O ehl-i beyt ise kendisine yaklaşanları alıp Allah'a götürmektedir. Peki Allah'ın hücceti nefsini tezkiye etmeyenleri Allah'a götürürler mi? Götürmezler. Ama bu meclisler nefis tezkiyesi için, terbiyesi için önemli etken ve faktörlerdir. İşte bundan dolayı, bakın bu Ehl-i Beyt'in düşmanları tarafından bile çok iyi bilindiğinden dolayı birinci adımda Emeviler, ikinci adımda Abbasiler ve sonrasında diğer saltanatlar, diğer efendim hanedanlar, diğer imparatorluklar Aşura ve Muharrem matemlerine, Muharrem meclislerine yasaklar getiriyorlardı. Yasaklar. Matem yapanlar dövülüyordu, zindanlara atılıyordu, evleri başlarına yıkılıyordu. Eğer devlet dairesinde çalışıyor ise işten atılıyorlardı. Ona rağmen nedir? Ehl-i Beyt dünyası o zorluklara rağmen bu matemleri bugüne kadar getirdiler. Nasıl getirdiler? Çünkü yasak koyanların karşısında yasağa direnenler vardı. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Hicri 51'de şehit olmuş.
İmamların huzur dönemi 250 senedir. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden dolayı tam 200 sene boyunca Ehl-i Beyt imamları o yasala karşı direndiler. Hükümetlerin yasalına karşı Ehl-i Beyt direndi. Mücadele ettiler. Ehl-i Beyt'in yarenleri mücadele ettiler. Ehl-i Beyt mektebinin alimleri, aydınları, gençleri o yasala karşı ağır yaptırımlar kendilerine yapılmasına rağmen bir ara anlatmıştım. Abbasi döneminde Mutavakkil Abbasi Kerbela'ya ziyarete gidenlerin hükümet kararı çıkartıyor ki ziyaret yolunda yakalanırsa sağ kolunu kes. Hayırdır yani bu gidiyor Allah'ın Hazreti Hüseyin'i ziyaret etmeye. Bunun ziyaretinin senin hükümetine bir zararı mı var? Evet. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın adının canlı kalması, adının alemde canlı olarak her geçen gün konuşulması ve Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o ideal davalarının insanlar içerisinde mesajlarının konuşulması onlara korkulur yazıldı. Onun için yasaklıyorlardı. Bu yasağın karşısında ise Ehl-i Beyt'in kendisi bizzat başlıca olarak ve sonra Ehl-i Beyt mektebine yürekten gönül veren Ehl-i Beyt dostları, alimleri, gençleri, kadını, erkeği o yasağa karşı direnmişlerdir. Ondan dolayı ki 13 asırdır ki ne yapıyorlarsa yapsınlar her geçen gün dünyada Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın matemleri ve meclislere çoğalmaktadır. Bir selam. Allahümme Muharrem ayı geldiği zaman müminler, bizler dört açıdan İmam Hüseyin Aleyhisselam ile rabıta ve bağ kurabiliriz. Dört açı. Esasen bu ay, bu 10 gün, 13 gün, 17 gün, bu ay Muharrem ayı özellikle Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'la o dört bağı kurmak, o dört rabıtayı gerçekleştirmek için insanlar, özellikle gençler için güzel bir fırsattır. Birincisi, duygusal bağ. Bizler bu ayda Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'la duygusal yönden rabıta içinde olabiliriz. Nasıl duygusal yönden? Bakınız Allah-u Teala bile Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerinde duygusal motivini beyan buyurmuştur. Mesela ve'eyyi zannin otilet. O kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Küçük küçük kız çocuklarını diri diri. 3 aylık, 5 aylık, 3 yaşında, 5 yaşında çocukları toprağa gömüyorlardı. Suçları neydi? Kız olmak. Allah-u Teala Kur'an'da buyurur ve'eyyi zannin otilet. Soracaklar mahşer günü o cinayeti işleyenlere hangi günahından dolayı kutilet, öldürüldü Hüseyin. Hüseyin'in günahı neydi sen onu öldürdün? Allah Azze ve Celle burada duygulara hitap ediyor. Duyguları canlandırmak istiyor ki insan oğlu fıtratına dönüş yapsın, kendisine dönüş yapsın. İbn-i Hişam, bakınız aşağı yukarı yaklaşık 10 asır önce yaşayan, yani 1000 sene önce yaşayan Ehl-i Sünnet'in tanınmış tarih alimi siresinde, kendi siyerinde, eserinde yazıyor ki Abdülmuttalip ağır bir hastalığa yakalandı. Abdülmuttalip, Peygamber Efendimiz'in dedesi ağır hastalığa yakalandı. 6 tane kızı vardı. 6 tane kızını sesledi yanına, dedi ki ben ölmeden önce bana ağlamanızı görmek istiyorum. Ağlamanızı görmek istiyorum. Ben öldükten sonra bana nasıl ağlayacaksınız onu ben görmek istiyorum. Bunun diyor kızları başladılar ağlamaya ve Abdülmuttalip dedi ki ben öldükten sonra bana bu şekilde ağlayın. Esasen ağlamak, matem, gözyaşı her insanın doğasında, fıtratında, hamurunda olan bir hak.
inkardır. Hiçbir güç bunun önüne geçemez. Ağlamayı, üzülmeyi, duygusallaşmayı hiçbir güç insanın fıtratından çıkaramaz. Çünkü Allah onu oraya yerleştirmiştir. Eğer Kur'an'a bakıyoruz, Kur'an'da gök ve yerin Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden, İsrail oğullarından ki başta tilavet ettiğim ayet, asilere ağlamadığını Kur'an buyuruyor. Buyuruyor, فَمَا بَكَتَ لَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ. Gök ve yer onları ağlamadı. Gök ve yerden maksat gök ehli ve yer ehli. Yani demek ki gök ve yer ehlinin ağladıkları var. Ağladıkları vardır ama bir zümreye ağlamamış. O ağlanmayan zümre Hazreti Musa'nın kavminden isyan edenlerdi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a da bakıyoruz. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam bir gün Kufe'de geliyor Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına. Hazreti Ali Aleyhisselam elini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın başına bırakıyor ve şu ayeti tilavet ediyor. Gök ve yer onları ağlamadı Hüseyin ama sana ağlayacak. Selamat. Allah'a selam. Hikmetli sözler bölümünde buyurur. Halitun nas muhaliteten. İnsanların içinde öyle bir yaşayın ki innettum me'aha bekav aleykum. Öyle bir şekilde yaşayın ki siz öldüğünüzde size ağlasınlar. Ağlamak insanın doğasındadır. Ama diyor öyle bir yaşa ki sen öldüğün zaman ağlasınlar. Ve in iştum hennu ileykum. Siz yaşadığınız zaman da sizi görmeye arzulasınlar. Biraz bu cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Biz insanoğlu öldüğümüz zaman genelde birinci derece akrabalarımız ağlar. Herkes için bu geçerli. Ama bazıları da var ki öldükleri zaman akrabası olmayan bile onu ağlıyor. Nasıl bir hayat yaşamışsa artık o merhum hiç uzaktan yakından akrabalığı yok, bakıyorsun bir kenarda ağlıyor. Diyorsun ya bu merhum senin neyindi, baban mıydı? Yok. Dayın mıydı? Yok. Amcan mıydı? Yok. Akraban mıydı? Yok. Niye ağlıyorsun? Çünkü diyor öyle birisi gelmez artık. Nasıl yaşamışsa el bile buna ağlıyor. Hazreti Ali, Ali Aleyhisselam onu vurguluyor. Onu buyuruyor. Öyle bir şekilde yaşa ki sadece akranın, akraban sana ağlamasın. El olan da sana ağlasın. Ve öyle bir şekilde yaşa ki sen bir yerde olmadığın zaman oradakiler seni görmeye arzulasınlar. Ağlamak insanın fıtratında var. Sen güzel yaşarsan ise Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor ki arkandan ağlayanların çok olur. Ama sen güzel yaşamaz isen ise öldüğün zaman akrabaların bile diliyle değil içlerinden, kalplerinden derler ki iyi ki öldü kurtulduk. Selam. Allah'a emanet. Evet, son birkaç dakikam var. Eddahımızın yerini hazırlayalım inşallah yavaş yavaş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lakinne hamzeten la bevakilleh. Hazreti Hamza şehit düşmüş. Şehit düşmüş ve şehitlerin, Uhud şehitlerinin hepsinin evinden ağlama sesi geliyor. Ağlıyorlar, herkes şehitlerine ağıt yapıyor, matem yapıyor, ağlıyorlar. Peygamber Efendimiz buyurdu ki lakinne hamzeten la bevakille, la bevakille. Şu anda amcam amcamın ağlayanı yoktur. Amcamın ağlayanı yoktur.
Bakın tarihte %100 yazılan bir cümle. Peygamberimizin ağzından çıkan bu cümle. Eğer sana deseler ki niye sen Muharrem'le matem yapmıyorsun? De ki Peygamberimiz de amcasına matem yapmış. Ben peygamber ümmetim. Eğer sana deseler ki niye ağlıyorsun Hüseyin'e? Birisi ata ağlar, biri ota ağlar, affedersiniz biri ite ağlar, ağlasın. Kötü bir şey değil. Hayvan için üzülmek güzel bir şeydir. Ama biz diyoruz ki alemde Allah'ın Peygamber Efendimiz'den sonra insanlık aleminde yarattığı en eşref, en efzel şahsiyetten 12 İmam Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de buna ağlıyoruz. Hayırdır bu ağlayanlara itiraz edenler biraz geri gitseler kime benzediklerinin farkındalar mı? Ve genelde de Muharrem ayı geldiği zaman televizyonlarda mide bulandıranların sayısı çoğalıyor. Nasıl Ramazan'da dindarların sayısı çoğalıyorsa televizyonda, Muharrem'de de efendim mide bulandıran kirli bilgilerle insanların zihinlerini bulandıranların sayısı çoğalıyor. Siz geriye dönün, gidin bir Kur'an'a bakın. Kur'an'da bir peygamber ağlamış, o peygambere evlatları itiraz etmiş. Hem de o peygamber böyle 3 gün, 3 ay, 3 sene, 5 sene ağlamamış. Zenebşeri kendi tarihinde yazıyor ki 70 sene ağladı. 70 sene ağladı, Zenebşeri öyle yazmış. Ve Hazreti Yakup aleyhisselam Yusuf'un hayatta olduğunu bildiği halde Yusuf'un firakına, ayrılığına onca zaman ağlamış. Ağlamak, üzülmek, hüzünlenmek, kederlenmek, matem, kötü bir şeyse hayırdır siz peygamberin kötü şey yaptığını mı iddia etmeye çalışıyorsunuz? Eğer böyle bir anlayışınız, iddianız varsa gidin İslam'ınızı gözden geçirin. İtiraz edinler isim diyor. Peki kim itiraz etti bu peygamberin o ameline? Kardeşlerini kuyuya atan hain, kıskanç Yakup oğulları. Onlar itiraz etti. Bugün Hazreti Hüseyin'in peygamber evladının matemine ağız büzüp itiraz edenler hain ve kıskanç kardeş kuyuya atan onlara benzemektedir. İtiraz edenler. Ağlayanlar ise, matem yapanlar ise Hazreti Yakup'a benzemektedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor, amcam mı Hamza'nın ağlayanı yoktur. Bunu Müslümanlar işittiler. Artık kendi musibetlerini, ağıtlarını, yaşlarını bir kenara bıraktılar. Toplandılar Hazreti Hamza'nın evine, Hazreti Hamza'nın evinde matem yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz Cafer-i Tayyar'ın evine geliyor. Cafer-i Tayyar'ın evinde bakıyor ki ondan ağlama sesi gelmiyor. Cafer-i Tayyar şehit düşmüş. Ve buyuruyor ki Ela misli Cafer fel yebkil bevaki. Ağlayanlar Cafer-i Tayyar gibisini ağlasın. Biz de Hazreti Hüseyin gibisini ağlıyoruz. Ve İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor. Onu söylerken aşağıda Huzubillah İmam Rıza yanlış mı yapıyor? Senin bütün ana babalarının kafasının, vücudunun, ruhunun bilmediğini İmam Rıza Aleyhisselam'ın ayağının altındaki bir toprak zerresidir. Alemdeki bütün ilim adamlarını toplasınlar. Ehl-i Beyt'in zekatının, ilminin zekatının 1/40'ını veremez. 400'de birini veremez. Açsınlar baksınlar İmam Rıza Aleyhisselam Hristiyan alimi nasıl susturdu, Yahudi alimlerini nasıl susturdu, Safi'i alimlerini nasıl susturdu, Ehl-i Beyt'i kabul etmeyen Müslüman alimleri nasıl susturmuş münazaralarıyla. İşte o İmam Rıza Aleyhisselam
buyuruyor en inne yevmel Hüseyin, Hüseyin'in günü, Hüseyin'in günü akraha cuhunena, gözlerimizi yara etmiş. Bir göz ağlayarak nasıl yara olabilir? Ehl-i Beyt nasıl ağlamış ki İmam Hüseyin aleyhisselama buyuruyor akraha cuhunena asfale dumuena, gözlerimizin yaşını boşaltmış ve yaşlar o kadar boşalmış ki gözlerimizden, gözlerimizde yaş kalmamış, adeta yara olmuş gözlerimiz. Hüseyin'in günü bizi bu hale getirmiş. Demir Hızai geliyor İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanına. İmam Rıza Aleyhisselam'ın yanında bir mersiye okuyor. Mersiye. Geçen de ben bir yazı gördüm. Çok üzüldüm. Vallahi çok üzüldüm. Billahi çok üzüldüm. Efendim Muharrem ayı geliyor. Meddahların pazarı açılıyor. Sen İmam Hüseyin'den bunu mu anlamışsın? Sen Ehl-i Beyt'ten bunu mu anlamışsın? Meddahların av sofrası açılıyor. Sen bunu mu anladın Ehl-i Beyt'ten? Benim İmam Rıza'nın bir hayatından bir olayı anlatayım. Bak sen neredesin İmam Rıza Bey'de? İbn Hüseyin mersiyeyi okuyor. Hazreti Fatıma'dan başlıyor. Hazreti Fatıma'ya hitap ederek ve geliyor. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in şehadetini anlatıyor. İmam Rıza Aleyhisselam perde çektiriyor eve. O tarafta bayanlar yüksek sesle ağlıyorlar. İmam Rıza Aleyhisselam mersiye meclisi bittikten sonra da İbn Hazaiye bir gömlek veriyor. Diyor da İbn, bin gece Ehl-i Beyt'in namazı bizimki gibi değil. Bin gece bu gömlekle her gecesinde bin rekat namaz kılmış. Bu gömlek üzerindeyken. Bu gömlek üzerindeyken Kur'an'ı bin defa hatmetmişim. Değil mi? Bunu ben sana hediye edeceğim. Ve bu cümlenin dışında Değil Hazai'ye yüksek meblağda para veriyor İmam Rıza Aleyhisselam. Bir mersiyeye sahip. İmam Ehl-i Beyt imamlarının hayatlarında var. Bu matemi ayakta tutmak için, bu meclisleri ayakta tutmak için mübah olan, meşru olan ki Ehl-i Beyt'in hayatında gayrimeşru hiçbir şey yoktur. Bütün yollara başvurmuş Ehl-i Beyt imamları. Ve İmam Rıza Aleyhisselam buyuruyor ki Aşura gününde melekler Hazreti Hüseyin'e gözyaşı dökmüş. İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözüyle ben bitireyim. Buyuruyor ki Azrail'i insana mihriban eden şeylerden bir tanesi Hazreti Hüseyin'i ağlamaktır. Azrail'i bize paramız mihriban edemez. Kabilemiz mihriban edemez. Çünkü kabilemizin, paramızın, gücümüzün Azrail'in yanında hiçbir hükmü yoktur. O saat geldiği zaman ne oğlun, ne kızın, ne paranın, ne malın, ne devletin hiçbirisinin insana faydası yoktur. O saatte Azrail ile insan karşı karşıya geldiğinde. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki bir şeyin faydası vardır. Nedir? Hazreti Hüseyin'e ağlamak. Hazreti Hüseyin'e matem yapmak. O matem Azrail'i matem sahibine mihriban eder. Azrail de ona göre o insanın canını incitmeden bedeninden ayırır. Allah Azze ve Celle bizleri bu senenin Muharrem ayında dolu dolu mateme yapışır bir şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Dünyanın her neresinde kim bu mateme eliyle, diliyle, parasıyla, maneviyatıyla, iki cümle güzel sözüyle gelip oturmasıyla, sine vurmasıyla kim ne yapıyor ise Allah cümlesinin iki dünyasına Allah'a da eylesin. Aleyhisselam buyurun. Allah'a emanet olun.